Ben Erdinç Amaç. Ben Yenge. Fotoğraf çekmek kolay, hoş geldiniz. Şimdi bugün Seçil ne yapacağız biliyor musun? Hiç bilmiyorum. Peki, yengenizi lap diye oturttum buraya, gel beraber yapalım çekimi diye. Çekimden ziyade biliyorsunuz şu anda bir dakikaya başlamak üzere Tokyo 2022 X zirvesi var. Ve bugünkü zirvede ben neleri tanıtacaklarını ben artık biliyorum ne yazık ki. Yani X-T5 ile şey tanıtacaklar. Bir tane 30 mm f2.8 makro lens tanıtacaklar. Ama heyecanımız tamamen yok oldu. Çünkü maalesef hem Fuji Rumors'dan gelen, yani Fuji dedikodu sayfalarından gelen bilgiler doğrultusunda, hem de maalesef birkaç saat önce kendi mağazasının Amerika'da bir, herhalde New York'ta bir mağaza, satacağı ürünü ön üretim lerinden bir tanesini erken bir video yapmış ve X-T5'i de gerçekten canlı gösterdi bize. Dolayısıyla yazık günah. Ha, X-T5'te ne olacak? Beklentimiz doğruydu. Ben çünkü şey bekliyordum, biraz daha küçük ve kompakt bir makine X-T4'e oranla. 40,2 megapiksellik bir XH2'nin sensörü ve şeyi, işlemcisi. Ama 8K video olmayacakmış. 6.2K video olacak. Onun haricinde pixel shift var. Yani diyorsun ki basına sızdı mı? Sızdı. Şunu biraz kısayım arkadaşlar. Ya bilgiler basına sızdı yani, şu merakla beklenen. Maalesef sızdı. Maalesef sızdı. Bunda bir hayır, şey vardı zaten, bir şey dedikodu sayfası var Fuji Rumors diye, ama hani oradan gelen bilgiler genelde evet çoğu zaman doğru çıkıyordu ama ufak tefek sürprizler de bekliyordu. Dolayısıyla sürprizi kaçırmış oldu o bir tane. Herkes görmedi gerçi, o yüzden çok da fazla detay vermek istemiyorum. Ama bildiğim başka şeyler de var. İki tane SD kart slot var. Arka ekranı böyle tam açılır ekran değil de X-T3'teki gibi bir tilt ve üç yönlü bir açılır ekranı var. Ama onun haricinde biraz daha bekleyeceğiz yani. Şimdi zaten evet, yayına girmek üzere. Ve ben de size mümkün olduğu kadar canlı tercüme yapacağım o anda. Aa, çok güzel fikir. Tabii tabii. Ha, harika. Başlıyor. Evet tabii, önce bir tanıtım yapacaklar. Ha, hoş geldin abi. Evet, 50 gün geçmiş. Clay Studio'da. Evet, design merkezindeymiş. Tokyo'da. Evet, buradan gösterim yapacaklarmış. Aslında heyecanlı, güzel. Yani evet. Ya tabii Fuji'nin çıkarttığı her yeni üründe belli bir heyecan duyuyor herkes. Özellikle de X-T5, hani XH2 ile XH2S arasında gidip gelen insanlar için X-T5 ve sadece fotoğraf tabanlı kullanıcılar bence tercih edebilecekleri daha ucuz bir alternatif olarak karşımıza çıkacak. Çünkü fiyatı daha ucuz olacak. Neyse. Belki çoğu... de daha çok tercih edilecek, evet. Bilemiyorsunuz. Aynen öyle. Evet. Yani yine de heyecanlı canım, dediğin doğru. Tabii tabii, heyecanlı. Bence heyecanlı. Evet. Doğru. 2022'de 3. zirveleri. Ha, o şeyden kaynaklanıyor. Tabii 10. yılları ya. Evet. Mayıs'ta X-H2S'i ve stack sensörü tanıttık diyor. Ondan sonraki zirvede yani 40 megapiksellik tanıtımı yaptık diyor X-H2 ile. Evet, iki tane amiral gemisi makinesi yarattık diyor. Evet. XH2'de 4K 120p'lik ve XH2'de de 8K 30 fps'lik şeyler yaptık diyor. Yenilikler yaptık diyor.
Ama bu arada tabii Fujifilm hiçbir zaman da fotoğraf kısmını unutmayacaktır diyor. Biz çok çalıştık diyor yani. Tabii tabii. Evet, biz öyle bir firmayız ki diyor, bizde her zaman fotoğraf birinci plandadır diyor. Evet. Her ne kadar videoda da şu anda bayağı bir ileri, yeni bir standart yarattılarsa. Evet, 10. yıl dönümümüzü sonuçlandıran son zirve diyor. Fujifilm X-T5. Güzel, güçlü bir mesaj vermişler. Mesela bana göre dünyaya. Evet. Güzel bir mesaj vermişler. İlgilenenlere. Çok şükür. Meşhur makine. Beklenen. Evet. Evet, X-T5. Wow. Wow. 8. XT1 zaten Fujifilm firmasının 80. yıl dönümünü kutlamak için X serisi. Ondan sonra diyor bir ton mal çıkarttık diyor. XT2, XT3, XT4 şimdi XT5 diyor. Merak ettim kaç yıldır varlar acaba dünya piyasasında. 80. yılında T1'i çıkarttı. İşte aşağı yukarı 90 küsur oldu. Wow. Evet, bir keman gibidir diyor XT serisi diyor. İlk çıktığı andan itibaren mükemmeldi diyor. Evet, benim fikrim mükemmel olduğunu söylemiyorum diyor ama. Ama X-T serisi konsepti fotoğrafçılığın doğasına uyum sağladı diyor, uygundu diyor. Evet, üçlü kumanda çarkları ve lensin üzerindeki de diyafram çarkı. Dörtlü, yani dörtlü şeye uygun diyor. Hani eskiden üçgen diyorduk ya, dörtgen aslında. Makine kapalıyken bile diyor, bütün bu ayarları önden yapabilirsiniz diyor. Yani illa makinenin açık olması gerekmiyor diyor. Bu da büyük avantaj sağlıyor diyor. Pozlama dörtgeni haline geliyor tabii bu aşamada bu iş. Üçgeninden ziyade. Çünkü bir de pozlama telafisi var en sağdaki çarkta. Evet, merkez yerleşimli işte gerek EVF gerek LCD ekranı da fotoğrafçılık için ana temellerden bir tanesidir diyor. Evet, tahmin ettiğimiz gibi görüyorsun bu şekilde açılıyor artık. Yana açılmıyor. Tutuyor, bayağı küçük bir şeye benziyor. Evet. Büyük de çok güzel. Daha kompakt. Daha güzel. Yani çok net bir biçimde şunu söylüyorlar. Biz X-T5 ile beraber videodan ziyade tekrar fotoğraf tabanını kuvvetlendirmek istedik diyorlar. Yani X-T serinin arkasındaki konsept fotoğrafçılık konsepti diyor. Modern ve klasik şöyle anlama geliyor, biraz karşıt fikirler gibi gözükse de diyor,
Sistem diyor fotoğrafçılık tabanı olduğu için diyor üçlü kumanda çan yani manuel kumanda çarkları ama çok da modern bir görüntü içerisinde diyor fotoğrafçılığı birleştiriyor diyor. Güzel. Tabii. Bu adam XT1'den XT5'e kadar sürekli bu cihazların dizaynı üzerine çalışmış. Ve bu iki konsepti ana temel olarak almış. Bu gribi birazcık daha derinleştirmişler ha. Şu tutma yerinden evet, bahsediyorsun. Evet. Çok güzel aslında o kadar küçük çok hoş duruyor ya ben beğendim. Evet. Bakalım 3 tane yeni yaklaşımda bulunmuşlar. Gerçi XT4'ün aynı gribi diyor ama sanki daha küçük olduğu için makine daha derin geldi bana. Evet aynı şekilde. Birazcık da yüksekliklerini azaltmışlar. Daha iyi tutuyor diyor, elde diyor. Orta parmak. Şey anlatıyor işte neden bu şeklin fotoğrafçılık için çok ideal olduğunu söylüyor. Doğru söylüyor. Çok ağır da değil yani göründüğü gibi. Seçil ama. Çünkü yani elime aldığım bizim fotoğraf çok o kadar senin, ağır oluyor ki. Yavrum ama senin küçücük ellerin var. Büyük elli insanlar ne yapacak? Büyük elli insanların elinde de kayboluyor. Ha. Zor tutuyorlar. Alttan desteklemek zorunda kalıyorlar. Tabii. Tabii doğru. Bir ortalama ama aslında düşünülmüş ama. Ya bu bir tercih. Ha şey geri gelmiş. Bak ortadaki resimdeki joystick geri gelmiş. Yani daha doğrusu XT serisindeki joystick. Renkle ilgili bir sohbet yapıyor şu anda. Daha siyah ve daha yani kibar bir yapı diyor. Şu üzerindeki yapıyı birazcık daha da siyahlaştırarak siyaha daha çok değer vermeye çalıştık diyor. Neden acaba? Ha işte. İşte pazarlama. Görüntü. Tabii şu anda dış. Tabii. Vitrin. Şimdi çok fazla yani çok fazla kamera ya da lens tanıtmayacakları için şu andaki kameranın üzerine birazcık çok daha fazla detaylı gidiyorlar. Ya işte XT serisinin karakterinin devamını yarattık diyor. Çok rahat tanınıyor dışarıdan bakıldığı zaman diyor. Bu bir XT yani kamera olduğu. Evet, tabii. Evet. O biraz da belirginlik katsın diye bunu daha çok siyahlaştırmışlar falan. Tabii. Görsel bir pazarlama şekli. Tamam. Evet, finishing'i daha da detaylandırıldı diyor. Bunların hepsi bende var ama XT5 daha da ilerletti diyor. Sanki bir ilerleme var diyor. Dış yapısında diyor. Şimdi o arkadaki tilt ekrana geri dönülmesinden hoşnut bir fotoğrafçı olarak. Tabii hızlı değişimleri rahat sağlayabilen manuel
çarkları benim için hızlı değişim yapan ve hızlı fotoğraf çeken birisi için çok büyük avantajlıyor. X-H2S'i ben diyor genel olarak tabii ki şey için kullanacağım diyor, video için, ama X-T5 ile beraber tekrar o fotoğrafçılık filozofisine, yani şeyine, filozofi neydi be? Felsefe. Felsefesine geri döndük diyor. Daha çok fotoğrafa değer tabii verdiklerini anlatıyorlar. Tabii tabii. Tekrar o SCM şeyi geri gelmiş ki o çok güzel bir şey tabii bu. XH serisinde onların olmaması büyük kayıp. Ha, aşağı yukarı bakabiliyorum, ayarlayabiliyorum LCD ekran diyor. Güzel. Yan çevirirsem yana çevirebiliyorum diyor. Hı-hı. Daha tabii detaylara, teknik detaylara gelecekler ama şeydeki XH serisindeki 5,76 milyon noktalı EVF değildi, çözünürlüğündeki değil de X-T'deki 3,70 küsürlük EVF geri gelmiş bildiğim kadarıyla. Verirler şimdi detayları. Kalın bir bayanın elinde nasıl duracak, ama bu bayanın elleri de baya büyük. Yok canım. Abi Japon, bu ne kadar büyük olabilir ki? Ne kadar büyük olabilir dedim ama yani baya böyle kavruyor yani makineyi. Tabii bak. Hep şeyin üzerine vurgu yapıyorlar burada. İşte yani pozlama üçgeninin bütün elemanların anında elimde olduğu ve anında değiştirebildiğim kavramını vurguluyorlar fotoğrafçılıkta. Pratik olduğunu söylüyorlar aslında. Benim gerçekten anladım. Öyle. Gerçekten öyle. Şimdi bu da diyor ki burada eğer fotoğrafçılık diyor bir lisan olarak kabul edilirse diyor, X-T serisindeki bu özellikler diyor bu lisanı benim rahat konuşabilmemi sağlıyor diyor. Güzel. Hoş bir felsefe. Valla ufak tefek kadın ama kocaman lensle uğraşıyor ha. Ha yani şimdi o aynı fotoğrafa mı takmış o koca lensi o? Tabii tabii tabii. O bayağı ağır olmuştur o zaman. Tabii canım. Şu anda ha hep şey üzerine bastırıyorlar. O üçlü şeye. Çarklara. Aynı şeyleri anlatıp duruyorlar. Şu anda biraz körlerle sağırlar birbirlerini ağırlar oynuyor. Yani tanıtım yapıyor işte. Farklı işte kullanıcılara, hı-hı, önden verdikleri kullanıcılardan yorumlar alıyorlar. Hı-hı. Yok doğrudur tabii ya, yorumlar. Önemli ama. Yani. Şimdi tabii herkes duyduklarından bir şey kapacaktır yani. Alacaktır bir şey kendine göre. Yok abi bir şey söyleyeyim mi? Bir dedikleri çok doğru. Hani ben biliyorsun X-T2'yi aldığım zaman o manuel çekim kolaylığını ve keyfini, hı, ya da daha doğrusu fotoğrafçılık keyfini yeniden yakaladığım dönemlerdir onlar benim. İşte hemen hemen bunda da aynısı olduğunu, daha kuvvetlendirildiğini söylüyor. X-T serisinin aynen bu şekilde devam ettiğini söylüyor. Küçülttüğünü söylüyor. Yani genelde diyor teknolojik ilerlemeler genel olarak gövde boyutlarını büyütürken biz bunu tam tersini yapmak dedim için ya, çaba gösterdik küçük diyor. Küçük olmuş dedim diğerlerinden. Neden acaba? Elde tam ele tam oturan bir ölçüde muhafaza etmeye çalışmışlar. Bak X-T5, X-T4'ten daha küçük. Evet fark ettim ben onu baştan.
daha kullanışlı olsun diye hakim olabilmek anlamında mı? Gerçi X'te 4'te çok... Ne kadar varmış aralarında? Çok da yokmuş yani. Az değil seçilbe, yine de 5 mm. 30 olsa... 5 mm ende, 5 mm. 1.2 mm boyda var yani. Demek az buz değil ki. 5 mm olsa fark tabii ediyor bunlardan. Tabii. E 50 gramda azalmış. Evet, o önemli. Zaten ağır değildi ama 550 evet gram da az yani, hafif ya, iyi bir fotoğraf makinesi tabii için. Tabii. Düşünsene. Gerçi hep böyle yapıyorlar bunu. XH serisi de 660 gram seçili. O kadar ağır değil yani. Bak ha, veriyor şeylerini. Neler yok neler var, onlara bakalım. Ha, öyle geçiştirdiler ama zannediyorum ProRes'i koymamışlar bunun içine. Onu göreceğiz şimdi. Dediğim gibi 8K yok, 6.2K var, 4K var. 4K 60 FPS ile 6.2K şey işte 30 FPS var. Onun haricinde yeni HEIF formatı var, RAW var, F-Log 2 var. Tabii hatırlıyorsun değil mi? Ben hani X-T serisine, daha doğrusu Fujifilm'e niye geçmiştim? Yetkinin düğün çektikten sonra benim Nikon D810'dan evet, sonra boynum, kollarım falan çok bitmişti. Evet, kadın aynı şeyi söylüyor. Diyor ki hani ağırdı, uzun vadeli bir çekime gidiyorsanız, bir işe gidiyorsanız diyor, ölçü ve ağırlık önemli, çok önemli diyor. Tabii. Yormayacak aynen seni öyle. Ya aslında makineler çok da yormuyor da, o üzerine yok koyduğun ama full ağır frame'ler, ağır lensler uzun, ama full uzun frame, değil, onlar çok ağır. Tamam da full frame'de çok ağır. Bu şeylerde, crop sensörde o kadar ağır değil. E tabii çok az insanın gerçekte bahsettiği de bir şey var kıyaslamada. Belki de çok insan bilmiyordur da. Ama sevgili dostlar, X-Trans sensörün yapısı Bayer sensöre göre çok daha keskin fotoğraflar çıkartıyor. Şimdi bu uzun çekimlere şeyler de mesela galiba dahil olur. Diyelim seyahate çıktın, 4-5 saat dışarılardasın. Tabii o da var ya. Tabii ki, tabii ki. O yüzden insanlar çok daha kompakt fotoğraf makinelerinin peşine koşuyorlar. Bugün maalesef test edemedim ama X100V serisi kompakt 23 mm'li. Şu anda en çok beğenilen kameralarından bir tanesi yani şeyin, Fuji'nin. Hafif olduğu için. Tabii hafif ve kompakt, tek lens. Ya, uzun bağlı lens ama değiştiremiyorsun ama yani müthiş bir lens. İşe müthiş bir kamera. O, tabii çok canım iyi o zaman. Gerçekten sana büyük bir kolaylık sağlıyor o anda. Tabii. O alanda. Aynen. Durmadan değiştirmektense. Ya o profesyonel bağlamda ona bakmayacaksın. Ona daha amatör bağlamda bakacaksın. O amatör. Tabii. Benim dediğim gibi bir geziye, çekime gittin. Aynen, amatörce aynen, çok aynen, aynen güzel. Şimdi baş ve teknik detaylarını aynı. XH2'deki aynı çözünürlükteki 40 megapiksellik sensör var. Ya tabii 40 megapiksellik piksel sayısı diyor, sadece çözünürlüğe değil diyor, tonlara da yani renk tonlarına da etki ediyor diyor. Yani şeyden bahsediyor tabii, şimdi Fuji'nin zaten çok meşhur olduğu film benzetimlerine, ki o bildiğimiz makara filmleri döneminden, eski tabii makara filmleri döneminden onlara makineye aktarılmış vaziyette. Bu da artık teknik detaylara. İşte JPEG'ler 8 bit. 16 milyon 700 küsür kalır. Ama HEIF ve RGB bu sefer 10 bit ve 1 milyardan fazla renk
veriyor. Ama hala Payf'i hiçbir yerde kullanamıyoruz. Ama RAW'da tabii 14 bit bildiğim kadarıyla. Yaratıcılık, fotoğrafçılık da yaratıcılığımı geliştiren unsurlardan bir tanesi. Şeyi hem fotoğrafı çekerken bir duygu yaratmaya çalışıyorum diyor. Bir de derinlik yaratmaya çalışıyorum diyor bu arkadaşlar. Ve bunun için de tabii renkler çok önemli diyor. Doğru. Bak Provia, Astia, Velvia'lar falan kullanıyordum diyor. Daha genç bir filmle çek, makara filmlerle çeken bir fotoğrafçı olarak. Fuji film gerçekten ciddi anlamda üstünlüğü diğer markalara göre. Renk bilimindeki başarısı. Ben de bizde hatırlıyorum bu makara filmleri çekerken. Fuji'den alır, Tabii. Ben Fuji. Ben hiçbir zaman Kodakçı tabii. Kodakçı olmadım ben hiçbir zaman. Onun renkleri daha iyi derdik. Mesela ben o zamanlardan tabii, hiç anlamıyordum. Hala tabii. Da çok iyi anlamıyorum ama yine de bayağı bir yavaş yavaş daha iyi algılıyorum. Roma. Çok hoş. Gerçekten çok güzel ama. Bakar mısın? Ya tabii bunlar RAW'dan düzeltilmiş geçmiş fotoğraflar yani. Tabii okullarını söylemeyecekler de. Sanki doğrudan doğruya orada kameranın şeyinden, JPEG'inden çıkmış renkler değil abi. Yani. O kadar da olacak tabii ya, canım olsun. Yani. Tabii olacak yani şimdi. Sanatçı yani bir yerde de sanat yapıyor. Hani tabii. Gözünle gördüğünü biraz süslüyor. Hayal gücünü katıyor. Renkler konusuna sadık kalmayı becerdi diyor Fujifilm. Her ne kadar sensör teknolojisinin çok çok ilerlediyse diyor. Megapikselin çok uygun olduğunu söylüyor yani. Tabii çok uygun da. Yani sadece telefonda paylaşacaksan bu fotoğraflar 40 megapiksel çok fazla. Şimdi yalan söylemeye gerek yok. Güzel bir noktaya değiniyor. Genelde diyor hep megapikselden bahsediyorsunuz ama diyor. Pikselin kendi yapısındaki kalitesinden çok da fazla bahsedilmiyor diyor. Ve adam diyor ki ben daha önce başka makinelerin RAW file'larını biraz fazla zorladığım zaman diyor fotoğraf darmadağın oluyor diyor. Tamam 5. Tabii 5. nesil işlemci çok ciddi fark yarattı. Evet. X'te işte bu işlemci sayesinde diyor 600 fotoğraftan diyor bir dolumda 740 fotoğrafa kadar çıkabiliyorsunuz diyor. Yeni işlemci sayesinde. Tabii. Otofokus performansında da ciddi bir fark görüyorsunuz diyor ki bu da doğru. Bak 2014'te başlamış. Bu yeni sistemde seçili bir de şey var biliyorsun değil mi? Yapay zeka öğrenmesi var. Yani yapay zekalı bir
otofokus sistemi. Deep learning dedikleri kendi kendine öğrenen ve şartlara göre de kendini geliştiren bir otofokus sisteminden bahsediyorlar. Ki Fuji filminden hemen sonra Sony de çıkarttı bu yeni kamerasında. Yapay zekayı buralara da koydular yani. Oh, tabii canım. Yetişti buraya da. Tabii canım. Çok iyi. Tabii. Çünkü megapiksel arttıkça diyor. Yani çözünürlük arttıkça diyor. Otofokus mükemmelliğinin önemi daha da artıyor diyor. Mesela burada artık işin teknik detaylarına giriyor. İşte çok daha hassas, 3 kere daha hassas bir otofokus sistemine piksel sayımından dolayı falan gittiğini anlatıyor. Geç oldu, sıkıcı şeyler. Yani otofokustaki algoritimler ve tabii otofokus hızları falan hızlandıkça diyor, gerçekten bizim işimiz kolaylaşıyor diyor. Yani bunu yapay zekaya mı borçlu? Yok yani değil. Sistemlerin hepsinde bu bayağı ciddi ciddi ilerliyor. Hmm. Ama şu anda şunu söyleyebiliriz. Artık yani Fuji filmin otofokus sistemi Sony ile Canon'la falan bayağı kafa kafaya geldi. Ki en büyük şikayetlerden bir tanesiydi Fuji filmle ilgili. Hmm, bunu geliştirmişler demek ki. Tabii. Artık otofokusla yani uğraşmıyorum diyor. Yakınlaşırsam diyor en yakındaki göze alacak diyor. Yes, burada devam ediyor abi. Çok yaklaşma ya. Bu sonra kameradaki arkadaşlar seni göremiyorlar. Göremesinler. Sen gel dedim, ben sana arkadaşlık ediyorum. İyi yapıyorsun. Sohbet arkadaşı. İyi yapıyorsun. Ya işte tabii benim tahmin ettiğim gibi geçiyor şu anda zirve. Sürpriz bir şey kalmadığı için. Bir de çok fazla da mamül tanıtmayacakları için artık şu absürt detaylar üzerine fazla gitmek zorunda kalıyorlar. Tabii tek ürünü tanıttıkları için yine onun evet, böyle bütün... Tabii. Bundan sonra da şeyi tanıtacaklar. Ayrıntılarını sunmak evet. istiyorlar. Bildiğim kadarıyla şeyini tanıtacaklar bundan sonra da. Söyle şunu işte 30 milimetre makroyu. Güzel çıktı. Tamam anladık. Yeni sistem, yeni kolaylaştırıyor. Canlı mı şu anda bir yayın? Canlı canlı. Tabii bak. Eksiklerinden hiç bahsetmediler. Büyük ihtimalle video kanadında Apple ProRes'ler yok. Ondan bahsetmediler. Şeye yönelik bir daha çok konuştular. Fotoğraf. Fotoğrafa yönelik fotoğraf ve yani. Onun için tasarlandığını aynen. söylediler. Tabii ki de video kısmını... Biraz tabii alaşağı yapacaklar tabii yani. Ama tabii. Neden yaptılar? Bir şey ucuzlatacaklar. Bir şeylerini çıkartmaları gerekiyordu tabii. Ses 8K olmayacak yani. Beklemiyordum zaten. Bildiğim kadarıyla da XH2'ye göre de saniye başı karede de düşüş var diye biliyorum ama onu tabii burada hiç bahsetmedikleri için ancak elimize geçtiği zaman bunları test edebileceğiz. Ne zaman çıkıyormuş bu? Bu ayın ortalarında gelecek herhalde. Tabii bu bak şu anda çok güzel bu. Benim çok heyecanlandığım lenslerden bir tanesi bu seçim.
30 milimetre makro. Makro ve sen. Ya elimde bir tane bulunsun. Hem 30 milimetre olması çok avantaj. Çünkü biliyorsun bende Sigma'nın 30 milimetresi var. O zaman belki Sigma'yı satarım, bunu alırım diye düşünüyorum da o yüzden. Robert Kappa diye biri demiş ki, eğer fotoğraflarınız yeterince iyi değilse, yeterince yakın olmadığınız için iyi değildir. Yani makro yapmadığınız için mi? Ha, yok, makro meselesi değil canım. Ama şeyi kareyi doldurmakla ilgili. Ben hep derim ya. Söylersin, evet. Hadi bakalım. Like I said, the minimum focus distance of 10 centimeters is from the sensor surface. Tabii. 10 santimetrelik yakın mesafe sensörden itibaren diyor. 2 santimetre kalaya 10 santimetreye ulaşıyor ki şu anda yakaladı. Bu müthiş. İşte bu çok güzel bir özellik. Bu müthiş. Dibine kadar girdi. Bu müthiş. Sevgili makrocu arkadaşlar, herhalde paraları biriktirmeye başlayın bu lens için. Hoşunuza gitmiştim bu kadar. Kromatik aberasyon oluyor genellikle. Yok. Bravo be, onu da yok etmişler. Yani tabii deneyeceğiz. Yapısı bizim F2 serisine benziyor ha. Ama tabii F2 serisinden daha iyi bir lense benziyor. Makro mu bu? Makro. Çok enteresan ya. Makro. Of, Akın sen neler yaparsın bu lensle ya? Ya makro ayrı bir dünya ya. Şeyi çekiyorsun. İnanılmaz ayrıntı görüyorsun. Ne yapacaksın, bu böcükleri nerede bulacaksın? Ya işte geziye çıkmamış. Orada da Hasan'a sormak lazım. Dağ, bayıra, çayıra. Yani öyle. Bravo. Bir spherical cam normal 3 tane spherical cama eşittir diyor. Spherical demek yuvarlak demek seçil. Sphere yani dünya bir sphere'dir, bir küredir. Küre anlamına geliyor. Küresel ve aküresel. Tabii hız. Yani lineer motor kullanmışlar bunda. Çok ilginç. Mesela çok daha ucuz bir lenslerinde lineer motor kullanıyorlar da bu çıkarttıkları şu an en yeni lensleri olan, yani yenilediler 56 mm f1.2, onda lineer motor yok. Bazen anlamıyorum ben Fuji'nin ne yaptığını. Bir özellik katmak için belki de. Hızdır. Hızdır. Hızdır ve sessizliktir. Olmuyor be. Niye böyle bir... Bir tek şey umuyorum. İnşallah bu da diğer prime lensleri gibi. Bak burada kullanabildiğin lensleri. Bazı lensler artık 40 megapikselle kullanılmıyor seçtim. Oha. Saniyenin 0,02'de ikisinde fokus yapabiliyor hızı. Çok hızlı. Tabii
tak diyor çekiyor. Çok hızlı. Kaçırmıyor yani. Ya. Vay. 195 gram da çok hafif. Ha, 43 milimetre. 43 şeyler bizim öteki F2 serisiyle aynı ölçü galiba. Bravo. İşte bak bu beni heyecanlandırdı. Hangisi? Makro işi. Makro. Bu lens güzel. Bu işte bir yarışma var. O kazanmış onu. Çekmiş bunları. Oha. Makro çekmiş. Oha. Oo, gerçekten acayip bir şey. Oha. Oha. Tabii ama bu GFX ile çekilmiş bu arada. Yani bir dakika. 100 megapiksellik bir orta format sensörle yapılmış çekimler bunlar. Yani tabii ki oha. Anlatmıyor mu peki o? Anlatıyor canım. Öyle olduğunu. Anlatıyor. Sakladığı bir dur. Şey yok. Dur. Ya tamam diyor, ben bunları yaparken diyor çok da kolay olmadı diyor GFX'i orta format seriyle beraber. Çünkü diyor çok yakınlaşamıyorsun diyor. Halbuki diyor bununla yakınlaşabiliyorsun diyor. Hmm. Falan filan. Fakat ne kadar eğlenceli sunuyorlar değil mi bu Japonlar size için? Yani, Japon disiplini yani bir şey sunarken bile abi şov olmaktan çıkıyor. Sıkıcı bir hale getirebiliyorlar. Yani inanamıyorum abi ya. Yani işte Japon disiplini. Ulus böyle. Ha bir de tabii bak böyle bir şey de, ama bak ya, bu sahtekarlığa giriyor abi, gördün mü? Makro fotoğrafçılık böyle bir şey. Böceği, öyle böceği alıyorsun. Aa. Bir şeye takıyorsun. Islatıyorsun. Ondan sonra da pixel shift yapacakmışsın. Ya ne fark eder? Ya ama ne olacak? Şimdi doğada yakalamıyor bunu. Yani Hasan sen bile çekersin bunu böyle. Ya bu kadar zor. Vallahi ben bile çekerim elimde. Ölüyü koyarım oraya. Tabii canım. Bir de bana onlara şey de poz da verdirtirim. İstediğim gibi çekerim. Tabii. Ama saklamıyorlar ama. Ama şey, makro fotoğrafçılığın şeyi böyle. Böyle genelde mi? Yani böyle. Bunu canlıda yakalamak zor mu mümkün demek değil istiyorsun yani makro ya, mümkün değil fotoğrafçılığında. Bu kadar böyle poz verecek bilmem ne yapacak. Dolayısıyla ben doğada gerçekten makro fotoğrafçılık yapan ve beceren insanlara çok kıptayla i̇şte bakıyorum. İşte ben de vallahi şimdi bunu yeni anladım da gerçekten doğada yakalayanlara çok saygım evet oldu birdenbire. O yüzden Akın ayrıca çok başarılı bu işte. Bence de. Yani şimdi o da bilir yani hayvanı öldürüp koyup çekmeyi. Evet. Ana gibi fiyata bak. 1700 tamam, tam tahmin ettiğimiz gibi ya. Aa şeyde bedava $600. Nerede? Lens. Amerika'da mı fiyatı? Hayır fark etmiyor. Dünyadaki fiyatı Türkiye ile aynı. Aynı oldu. Biliyorsun Türkiye'deki yegane fotoğraf makinesi markasıdır ki yurt dışı fiyatları neyse Türkiye'de fiyatı aynı. Aynı. O evet konuda da Fujifilm ayrıca tebrik ediyorum. Fujifilm Türkiye, Fujifilm Türkiye'yi ayrıca bu konuda tebrik ediyorum tekrar. Ama sürdürülebilir ve devamlı olacağına göre bu da bir satış politikası böyle yapmış olmaları. Vallahi da çok onu bilemem ama yani bu ciddi şey özveri gerektiriyor Seçil yani. Bu fiyata, aynı fiyata Türkiye şartlarında satabilmek için. Tabii canım işte biz buyuz. Yani vergiyi bize resmen hiç yansıtmıyor gibi bir şey Fujifilm. Bu dünyanın her yerinde mi bunu yapıyor? Yok. Türkiye özel, bunu nasıl beceriyorlar bilmiyorum ama. Bu pazarı değişik görüyorlar ya. Atıyorum da ben.
Başka markanın makinesi 1700 dolarsa Türkiye'deki fiyatını en az 2200 dolar satın alabiliyorsun. Daha azı alamıyorsun. Fuji'yi ama her yer, her zaman her yerde hı-hı, aynı alıyorsun. Ama Türkiye'ye özel fiyatta mı yapıyor gibi acaba? Niye yapsın ki? Yani Türkiye'ye neden özel fiyat yapsın? Demek ki iyi pazarı var ki belki... Bütün dünyada bir proje başlatmışlar. Hepsini vermişler, yaptıracak kalmış. Neymiş, ne yapacaklarmış? Öyküleri yayınlayacaklarmış dünyada. Aa, çok güzel. Evet. Bizlere teşekkür ediyor, kullanıcılara olarak. Bye bye. Evet. Bir de olayı özetleyelim. Hadi şimdi, anlat. XT5, XT4'ün daha küçültülmüş, daha kompakt versiyonu. XH2'nin bazı özellikleri katılmış bunların içine. 40 megapiksellik sensörü katılmış. Aynı işlemci katılmış. Ama o sensörün sadece 6.2K'lık video performansı ilave edilmiş ona. 8K konmamış. Hiç bahsetmediklerine göre büyük ihtimalle Apple ProRes serisinin hiçbir tanesini dahil etmemişler buna. Pixel Shift'i katmışlar. Ama onun haricinde aynı otofokus algoritması, aynı şeyleri koymuşlar ve daha fotoğraf tabanlı kitleye ulaştırmaya çalışmışlar. Arkadaki tilt screen ile beraber. Şeyden bahsetmediler. Yanda da SD slotlar var ya, hani SD kartları koyuyoruz. Bunda SD kartlar var. CF Express Type B kartları yok XH serisindeki gibi. Kısacası hani... XH serisi, amiral gemisi olarak lanse ettikleri XH serisi, prosumer dedikleri daha profesyonel kullanıcılara hitap ederken, XT serisini consumer dedikleri daha hani şey tabanlı fotoğraf, daha doğrusu daha fotoğraf tabanlı, fotoğraf daha ucuza mal etmek için bir takım eksiklerden, bir takım fazlalıklardan vazgeçmişler. Ha şimdi beni rahatsız etmedi. Çünkü ben bir XT serisi fotoğraf makinesini alıyorsam, fotoğraf makinesi yani olarak alıyorum. Fotoğraf için alıyorum. Fotoğraf özelliği için alıyorum. Onlar da zaten hep o özellik üzerine vurguladılar. Evet. Yani fotoğraf üzerine vurguladılar. Yani satış şeyleri buydu. Tabii. XT4'ten de daha kompakt olması herhalde daha da keyifli hale getirecektir yani, diye tahmin ediyorum. Gerçi XT serisi kullanıcıların hepsi çok hoşuna gidecektir. Birçok İnsan XT3'ten XT4'e niye geçmedi biliyor musun? O açılır kapanır ekranı yüzden geçmemiştir. Ama şimdi çok rahatlıkla XT5'e geçeceklerdir. Yalnız bir şey daha fark ettin mi? Artık fotoğrafta da adamların standardı 40 megapiksel olacak. Biz daha bundan sonra fotoğraf kanadında 26 megapiksellik stacked olmayan sensör, yani normal sensör göremeyeceğiz gibi gözüküyor. Bu da enteresan, bu da yeni bir standart yaratıyor demektir. Fujifilm. Ne değiştirir? Artık daha yüksek çözünürlüğü, crop sensörlü fotoğraf makineleri ve fotoğraflar demek seçilir. Daha başarılı demek. Daha başarılı demek. Evet. Çektiğinin çok daha iyi çıkması demek, öyle mi? Evet. Senin düşüncelerini ben son olarak alayım, kapatmadan önce. Benim burada hoşuma giden şu, sizin yorumlarınızdan da okuduğum gibi bunu çok merak ediyordunuz. Güzel de bir sunum yapmışlar. Hafif olması, işte... Kolay taşınabilir olması çok güzel. Diğer özelliklerini de işte Erdinç anlattı. Onları da çok anlamıyorum. Koydukları var, koymadıkları var. Sadece fotoğrafa yönelik olması da güzel. O kadar da değil. Yani sadece fotoğrafa yönelik değil. Daha ziyade fotoğrafa yönelik. Çünkü video özellikleri yok değil. Yine de bir 4K 60 FPS var. H264, H265 devam ediyor. Yani... ama ne, Apple ProRes'leri belki de koydular, bilmiyorum. Yani şimdi bahsetmedikleri için koymadıklarını düşünüyorum.
Yanılıyor olabilirim. Onu zaman yani elime geçince bunu teyit edebileceğim sizlere. Konuşmacılar dinlediğiniz gibi onlar da anlattılar gayet güzel özelliklerini. Sizler de duydunuz. İşte inşallah hepinize, almak isteyen herkese nasip olur. Alırsınız. Çok çok güzel. Ben beğendim. Umarım kullanıcılar da memnun kalırlar. Şimdi bizde XH2 var seçili. Evet. Sadece fotoğraf için XH2 mi, XT5 mi? Sadece fotoğraf için mi? Vallahi bu yani çok X-T5. Evet çok güzel görünüyor. Çok daha pratik. Yalnız ben burada bir şey anlayamadım. Bu makineyi çıkartmakla XH2'nin satışını ciddi anlamda kırdılar mı diye düşünmeye başladım doğrusunu istersen. Neyse zaman gösterecek. Bu sene Fujifilm biraz abarttı. Hani bir sene içinde bir sene içinde 3 tane zirve yaptı. 3 değişik. Ama bizde de 10. yılları. 10. yılımız içinde de yaptık bunu dedi. Ama tabii birbirine hem çok yakın zamanlarda yaptı bunları hem de aslında özellik olarak da birbirlerine çok yakın bir tane hariç. XH2S tamamen video merkezli bambaşka bir sensör ama özellikle XH2 ile XT5 arasında insanlar çok zorlanacaklar diye düşünüyorum. Sevgili dostlar ben de bu sunumu yani bu zirveyi sizlere hani canlı canlı bir şekilde tercüme etmeye çalıştım. Umarım bu içerik hoşunuza gitmiştir. Ama dediğim gibi inşallah en kısa zamanda XT5 elime geçer. Onun da ben bir o zaman ciddi anlamda tanıtımını yaparım ki almak isteyenler daha net ve belirgin bir biçimde neyle karşılaştıklarını bilmiş olurlar. Yani elbette. Valla şimdilik eğer bu hoşunuza gittiyse beğenme butonunu ıskalamasınlar. Iskalamayın. Evet, abone olun. Evet abone olalım. Valla sevgili dostlar huzurla kalın, sağlıkla kalın, keyifle kalın. Hoşça kalın. Ben Erdin Çamaç. Ben Yenge. Fotoğraf çekmek kolay bugünlük de bu kadar.